Buradaki kategorinin listesini oluştururken de şuradaki TH'leri artık bizim statik olarak kendimiz vermemiz lazım. Yine field'ları unuttuğumuzu varsayıyorum ki ben unuttum yine. Geliyorum database'de yine. Migration'ımı açıyorum. Kategorileri yaptığım için kategori migration'ımı açtım. Neye ihtiyacım var bir bakıyorum. Name'e ihtiyacım var. Name al. Burada ID'yi genelde yazıyorlar da biz ID kısmını kaldıralım. Çok da gerek yok ID'ye. Sıla'mızı yazalım. Statüs yazıyor. Statüsümüzü yazalım. Feature statüsümüzü yazalım. Şimdi bunları yazdıkça tabii ki alanlar hep büyüyecek ama. Feature. Description'ın belli bir alanına kadar alacağımız için onu yazalım. Yani yine farklı bir alan olacak çünkü kullanacağımız. Parent'ını alalım. Parent kategori diyelim. Sıralamasını alalım. Order üstte yazdım. Parent'ını en sona bıraktım. Çünkü parent kategoriyle user'ı ayrı bırakacağım. Yani user hangi user? Kim yapmış onu yazacak. Burada bir actions aksiyonlar adında bir alanım olacak. Bakın şu tümünü vermiyorum. Yani bunları her detaylı olarak görmek istersek görelim. Gerçi birçoğuna illa gerek yok. Sıla illa görmek zorunda da olmayabilir ama biz yine de şimdilik koyarak ilerliyor olacağız. Bir bakalım. Tabi altındaki alanlar önemli değil de şu genişliğine bakıyoruz yani şu an. Şöyle de büyüttüm. Yani güzel ama ben hatırladığım kadarıyla bir responsive diye bir yapı vardı. Table responsive. Bu bizim için alan küçülse dahi sola ve sağa kaymasını sağlıyordu. Şöyle bir küçültmeye çalışacağım. Bakalım üst tarafı görmek istiyorum yani. Şu an olmadı benim istediğim gibi. Bakalım bizim paketin içinde öyle bir şey var mı? Responsivliğini sağlayan. Bakın table responsive diyormuş aslında. Table tray responsive. Bakın şunun şöyle kaymasını sağlıyor. Amacım bunu elde etmek. Ha, bir üst divi varmış. Bakın bu dikkat çekiyor. Table responsive'in bir üst divi varmış. O zaman ben geliyorum. İlgili ne denir ona? Komponentime. Hemen üstüne çıkıyorum. Üst divini şöyle buradan bakın kopyaladım. Üstüne koydum. Bir de altına koydum. Ama ben bunu bazen isterim, bazen istemem yani. Her zaman isteyeceğim diye bir kanun yok. O zaman bunun başına ve sonuna bir değer koyalım. Is set ya da if olabilir, fark etmez. Kontrolümüz. Is responsive diye bir alan geliyorsa bu eklensin. Gelmezse eklenmesin. Şimdi bunu burada eklendiği gibi bu divin de kapanış kısmının öyle olması gerekiyor. Böyle bir düzelttim kodu. Tabii ben düzelttiğimi sansam da çok da düzelmedi gibi. Şöyle bunlar aynı hizada olacak. Şurası da aynı hizada olacak. Bakın bu divle de bu divin kapandığı yer aynı hizalı. Bakınca anlaşılabilir diye düşünüyorum şu anda. Eğer is responsive diye bir alan varsa bu responsive gelecek. Yani şuraya geldim. Is responsive dedim. İşte bir diye yolladım. Çok önemi yok yani. Sadece varlığının önemi var. Gönderildi mi gönderildi. Bakalım bizimkisi ne kadar düzeldi. Bakın şimdi responsive olarak artık kayabilir. Tasarıma da ulaştırmış olduk. Şimdi verileri basma kısmına geldik. Burası zaten bizim göndereceğimiz verilere göre basacağız. Şimdi bu listi kapatmıyorum. Geliyorum. Artık işlemleri nerede yapıyorduk? Controller'ımızın içinde. Hangi controller? Kategori controller. Kategoriyle ilgili işlem yapacağım için. Listeyi nerede yolluyordum? İndeksin olduğu yerde listeleme işlemi yapıyordum. Şimdi burada önce bir bu dersin içerisinde hatta bu dersin içinde demeyelim bir düzeltme yaptım.